Herkese mutlu hafta sonları. Filiz Karataş'ta bu cumartesi programına ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle beraber olduğum için hem çok heyecanlıyım hem çok mutluyum. Bugün programımızda her zaman olduğu gibi alanında uzman konuklarımla yaşama dair her şeyi canlı yayında konuşuyor olacağız. Tabii ki ilk konuğum medikal estetik hekimi Doktor Ferhat Hanikoğlu cilt, gen, cilt gençleştirmede mezoterapi uygulamalarını anlatacak bize. Kısa bir tanıtımın ardından buradayız ayrılmayın. Filiz Karataş'ta bu cumartesi başlıyor. Medikal estetikte mezoterapi uygulamaları neler? Yaşlanma karşıtı cilt tedavileri nasıl uygulanır? Cilt mezoterapisi hangi sıklıkta uygulanmalı? Ameliyatsız cilt gençleştirme tedavilerini medikal estetik hekimi Doktor Ferhat Hanikoğlu anlatacak az sonra. Hoş geldiniz Ferhat Bey. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Siz de çok heyecanlısınız. Evet. Ben de uzun bir aradan sonra tekrar e, ekranlara dönünce ben de bugün biraz heyecanlıyım. Ekran başındaki seyircilerimizden ve sizden heyecanım adına şimdiden özür diliyorum bir hata yaparsam. Hemen e, konuya girelim. Biz kadınlar e, son yıllarda mezoterapi işlemlerini çok yaptırıyoruz. Evet. Mezoterapi nedir ve kullanım alanları nelerdir? Şimdi mezoterapi cildin orta ve derin tabakasına düşük dozlarda ilaç enjekte ettiğimiz bir tedavi yöntemidir. Aslında mezoterapi 1950'li yıllarda hastalıkları tedavi etmek için kullanılmış bir yöntemdir. Ve Fransa'dan almıştır ismini. Doktor Pistor adında bir doktor. Daha çok sistemik ilaç vermek yerine yani damardan ilaç tedavisi yapmak yerine ya da hap tedavisi yapmak yerine bazı durumlarda lokal enjeksiyonları tercih etmiş. Nedir bu bazı durumlar? Örneğin sporcu yaralanmaları, burkulmalar, lokal ağrılar. Her zaman güzellik öden. için kullanılmış. Tabii tabii. Yani. Aslında çıkış noktası tamamen ağrı tedavisi. Hatta işitme kaybını bile sistemik tedavi vermek yerine kulak çevresine yaptığı ilaçlarla tedavi ettiğini görmüş ve mezoterapi ismini vermiş. Bu tedavi yöntemine çünkü cildin biz orta ve derin tabakasına mezoderm diyoruz. Mezodermden kaynak kaynaklanan bir tedavi yöntemi daha sonraki süreçlerde ise. Yani 2000'li yıllara geldiğimizde ise hekimler bu mezoterapiyi ağrı tedavisinden daha ziyade işte yüz bölgesine cilt gençleştirme olarak, saçlı bölgeye saç dökülmelerini azaltmak için ya da işte boyun bölgesine yaşlılığın cildi verdiği belir belirtileri için. azaltmak için, cildi gençleştirmek için kullanmaya başlamışlar. Bunun avantajı ne? Yani sistemik bir ilaç vermek bazen yüksek dozlarda ilaç vermemizi gerektirebiliyor. Örneğin bir bölgede ağrı var değil mi? Siz sistemik damardan ilaç verdiğiniz zaman 10 mg veriyorsanız o bölgeye yapacağınız ilaç onda bir dozunda olabilir. Yani bu şekilde sistemik yan etkiler azalır. Bölgesel olarak bölgenin ihtiyacı olan molekülleri direkt enjekte etmiş olursunuz. Peki Medikal estetik anlamında yani tamamen o biz kadınların rağbet evet, e, ettiği güzelleşme girelim. anlamında kullanım alanları neler? Güzelleşme alanında kullanım alanları şu şekilde diyebiliriz. Biz biraz önce bahsettim ya tedavilerde lokal olarak veriyoruz. Tabi vücudumuzun her bölgesinin ihtiyaçları farklı. Saçlı deride mesela saçın ihtiyacı olan amino asitler, vitaminler yani biyotin gibi, B12 gibi vitaminler ya da mineraller demir, bakır, çinko bunları direkt saçlı bölgeye enjekte ediyoruz. Oranın ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Yani sistemik bir tedavi yapmak yerine ya da yüz bölgesine baktığımız zaman yüzün genel ihtiyacı nedir? Hyaluronik asit. Nedir? Nemi sağlar. Ya da işte eğer cilt tonunu eşitlemek istiyorsak süksinik asit ya da işte e, arbutin gibi maddeler leke, direkt leke evet, tedavisine leke tedavisi de o zaman diye. destekleyici bir Tabii, ürün oluyor mezoterapi. Direkt, Yüz bölgesine uyguluyoruz mezoterapi uygulamasını. Ya da danışanın, hastanın göz çevresinde e, koyu halkalar var. Koyu halkaları tedavi etmek istiyoruz. Göz çevresine uygun ilaçları düşük dozlarda enjekte ediyoruz. Bu şekilde cilt gençleşmesini, leke tedavisini, ince kırışıklıkları tedavi etmiş oluyoruz mezoterapiyle var mı? Hani şu sıklıklarda, şu aralıklarda yapmalıyız diye. Ben de çünkü mezoterapi hani vitamin bu tip şeyler yaptırıyorum zaman zaman. Tabii şimdi şu şekilde e, mezoterapi planlarken öncelikle e, hastayı muayene etmek lazım. Doktorun o andaki bulguları çok önemli. Bazen bir hastaya 3 seans yani 3 sefer mezoterapi tedavisi yapmak yeterli olurken bazı hastalara bu 6-7 hatta 8 seanslara kadar. Cilt tipiyle kadar. alakalı Tabii, bir şey o hem zaman bu. cilt tipiyle, bu. cildin ihtiyacıyla ya da saçlı deriye, saç dökülmeleri için yapıyorsak, alopesi için yapıyorsak yani hastanın o anki durumu çok önemli. Tabi mezoterapi sadece yüz bölgesine değil. Yani boyun bölgesinde, boyun gençleştirmede kullanılır, dekolte gençleştirmede, el yine el bölgesinde gençleştirme işlemleri için Mezoterapi ürünleri kullanılır. Her bölge için kullanılan mezoterapi ürünleri Farklı. farklıdır. Tabii yine aynı zamanda yani selülit tedavisinde ya da yağlı bölgelerin yağlanmanın eritilmesi için yine göbek çevresi hatta yüz bölgesinde ise gıdı için kullanılıyor yağlanma için yine mezoterapiyi tavsiye ediyoruz. Peki son yıllarda adını sıkça duyduğumuz başka bir uygulama daha var. Lifting aşıları. Lifting aşılarıyla mezoterapi, mezoterapi ürünleri aynı ürünler midir? Kullanım alanları aynı mıdır? Şimdi şu şekilde aslında lifting aşıları diye bilinen aşılar mezoterapi ürünleri. Ama vitaminle karıştırmayalım ama değil mi onu? Yani şimdi şu şekilde. Yani cilde enjekte ettiğimiz mezoderm tabakasını enjekte ettiğimiz uygulamanın genel adıdır mezoterapi. Ama lifting aşısı dediğimiz zaman o mezoterapi yönteminde kullanılan özel bir aşı. Zamanla eskiden mesela cilt gençleştirme için 4-5 seans, 6 seans ya da leke tedavisi için 4-6 seans gibi uzun süreli tedaviler varken son yıllarda cildi hem lift edecek hem cildi besleyecek hem de cilt problemlerini ortadan kaldıracak daha düşük seanslı ürünler geliştirildi. Tabi laboratuvarlarda. Bunlar da genelde lifting aşıları olarak biliniyor. Bunlar da seans sayıları düşüyor. Mesela tek seansta uygulanan lifting aşısı var. iki seansta bazen üç seansta uygulanan lifting aşıları var. Yani lifting aşısı diye piyasada bilinen ürünlerin hepsi birer mezoterapi ürünü. Yani özelleşmiş mezoterapi ürünleri diyebiliriz. Evet ben zaman zaman sıkça yaptırıyorum zaten ben yaptırdığım hiçbir şeyi saklamıyorum herhalde Türkiye'de yaptırdığı estetikleri saklamayanlar arasında olacağım evet, çünkü ben... ne yaptırsam söylüyorum bütün arkadaşlarıma söylüyorum şunu yaptırdım bu hafta da programa hazırlanırken ufak dokunuşlar yaptırdım yine peki mezoterapi ürünleriyle dolgu arasındaki fark nedir? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim cildiniz de gerçekten iyi duruyor yani. Teşekkür Yakından ederim. Yani çok meraklıyım. Evet. <laughs> Bakıyorum. Yani... Sigara yok, alkol yok. Süper. Güzel uyuyorum. E devamlı vitamin enjekte ettiriyorum. Ufak dokunuşlar yaptırıyorum. Evet. Yani şimdi mezoterapi ürünleri cildi besleyen, cildin ihtiyacı olan moleküllerin enjekte edildiği bir yöntemdir. Cilt kalitesini arttırır. Tabii eğer bir mezoterapi tedavisinde bir hedefiniz varsa, örneğin lekelerinizi tedavi etmek istiyorsanız, cilt tonunu eşitlemek istiyorsanız farklı mezoterapi ürünleri kullanılır. Ama leke sorununuz yok. Yüzünüzü lift etmek istiyorsanız farklı mezoterapi ürünleri kullanılır. Mezoterapi de amaç dediğim gibi cildin ihtiyacını karşılamaktır. Ama dolgu o şekilde değildir. Dolgu daha çok volüm vermek için kullanılır. Şekillendirmek, şekillendirmek için, için kullanılır. Volüm kaybını giderir. Ama cilt kalitesini arttırmaz. Yani bu açıdan Mezoterapi ile dolgu uygulamalarını karıştırmamak gerekir. Dolgu uygulamasını da zaten e, gerçekten çok dikkatli yaptırmak lazım. Her dolgu ürünü de e, kaliteli ki. değil. Kullandığınız bölge de çok önemli. Yani dolguda abartıya kaçtığınız zaman değil mi sonuç daha çok, kötü evet. oluyor. Bence de hem çirkin oluyor hem de şu şekilde çok önemli bir noktadan bahsettiniz. Kullanılan dolguları Kesinlikle. bilmek lazım. Kesinlikle yağ yani etmiş ne, bir insan ki, olarak ne kullanılıyor? Mutlaka barkodunu görmeniz lazım. Hatta barkod iki tane barkod çıkar. Bir tanesi hekimde kalır, bir tanesi hastada kalır. Hasta o barkodu almalı o onaylı bir ürünü. Biz almadık bugüne Sa kadar. Bilgimiz Asa dışında aslında sanırım. Daha iyi olur. Alsa daha iyi olur. Çünkü Sağlık Bakanlığı onaylı mı, kaçak mı, göçek mi bu? Çok sahte ona. ürün var çünkü tabii, piyasada. Tabii, ee, herkesin buna yani, çok dikkat etmesi lazım. Özellikle ki. kadınların e, çok ucuz e, yaptıracağım diye gittikleri şeylerde gerçekten kötü sonuçlar e, çıktığını hep gördüm ben. Çok ciddi sağlık problemi evet. yaratabilir. Onun için dikkatli 100 olmak lazım. Yüz bu çok lazım. önemli çünkü. Tabii. Ben şimdi ekranlara sizin ne kadar yansıyor cildiniz bilmiyorum. Burada ben görüyorum pırıl pırıl. <laughs> Teşekkür Cildiniz ediyorum. çok güzel. Tamam. Kendinize düzenli olarak mezoterapi uyguluyor musunuz? Yani evet ben de düzenli olarak yapıyorum. Hani bu erkek hastalar e, kadınlar kadar yaptırıyorlar mı? Evet son yıllarda Çok son yıllarda erkek erkekler da çok. çok daha bakımlı olmaya başladı. Fazla. Daha meraklılar. Evet evet aynen. Hani artık herkes bilinçlenen ya da işte bu işte biraz maddi durumun da olması lazım. Değil mi? Yani, para da önemli. Para da, <laughs> Her yani. şeyde olduğu gibi. Sonuçta güne. bu da bir hem tedavi yöntemi <laughs> hem de bir bakım yöntemi. Cildinin ihtiyacı olan, saçın ihtiyacı olan molekülleri sonuçta direkt lokal olarak uyguluyoruz. Ben de düzenli olarak hem saçım hem belli. Mesoterapi. Yani saçınızdan da belli. Ee, cildiniz <laughs> de pırıl pırıl. Valla benim cildimden daha güzel görünüyor. O kadar Peki değil ama. hangi sıklıklarla yani bu mezoterapi veya bu lifting aşılarını cildimize enjekte ettirdiğimiz bu ürünleri yılda kaç kere yaptırmalıyız? Şimdi tabii ki hastadan hastaya değişir. İhtiyacının hekim tarafından belirlenmesi lazım. Ama klasik mezoterapi ürünleriyle ortalama 4 seans tavsiye ediyoruz. Yani bir saç mezoterapisi için hasta geldiği zaman 4 seanstan önce çok sağlıklı bir sonuç alamayacağımızı belirtiyoruz. 4 seans aralıkları genelde iki hafta oluyor. Yani ama 15 günde bir seansları evet. tazelemek yani bazen gerekiyor. Bazen 8 seansa kadar uzayabilir tabii ki hastanın saç durumuna bağlı ya da cilt tedavisi ha, bu yapılacaksa. bu saçla ilgili. Cilt tedavisi yapılacaksa da aynı şekilde. Ee, ama hastanın ince kırışıklıklarının açılmasını istediği, yüzünü lift etmesini istediği durumlarda ise daha kısa seanslar olabiliyor. Çünkü hani bu Biraz önce sorduğunuz son yıllarda kullanılan e, geliştirilmiş mezoterapi ürünleri, lift eden mezoterapi ürünleri genelde bir iki seans uygulanan ürünler. Yani bunu tamamen hekimin değerlendirmesi, hastanın ihtiyacının ne olduğunun belirlenmesine bağlı. Ama yine de mesela saçlı bölgeye normal bir mezoterapi uyguluyorsak en az dört seans diye bilgi veriyoruz. Yüz bölgesinde için. de yine cilt içinde 3 ile 4 seans arasında bir planlama yapılıyor. Ben yılda bir belli aralıklarla 3-4 kere yaptırıyorum bunu çok değil değil mi? Yok çok değil. Bana hani kalsa her ay yaptırırım. <laughs> evet. Yapmıyorlar. <Öyle>. Tabii belli <laughs> çok seviyorum ben vitamin lazım. yaptırmayı seviyorum çünkü o vitamini yaptırdıktan sonra bir şekilde o cilt parlıyor. Tabii çok da su içmeniz gerekiyor çünkü kullanılan ürünler suyla tutan, da cildi çalışıyor cildi sonuçta evet. Peki ben şuna inanıyorum ne kadar doğru bu? Şimdi hani kozmetikçiler bana kızacaklar ama kızmasınlar. Ben kullanılan kremlerin hani cildi çok gençleştirdiğine işte çizgileri açtığına inananlardan değilim. Ben cilt altına epidermise iğneyle enjekte edilmeyen hiçbir ürünün gençleştirmeye kırışıklık açma e, işleminde başarılı olacağına inanmıyorum. Sizce nedir? Şimdi şu şekilde hangi kremi kullanırsanız kullanın cildin onu emme oranı belli bir bellidir. tabakaya kadar. Tabii belli bir tabaka, tabakaya kadar. Emer o ilacı ya da o kremi yani bu emme oranı da en fazla yüzde on yüzde yirmi civarındadır. Yani o açıdan krem uygulaması yapıyorum diye yani mezoterapi yapmamak olmaz. Çünkü sizin biraz önce söylediğiniz gibi farklı tabakalara etki ediyor. Yani üst tabakada kalır. Evet. Krem daha çok üst tabakayı besler ama alt tabakada ...kolajenin olduğu, elastinin olduğu bölgelerde ise mezoterapi direkt ihtiyacı olan aminoasit vitaminleri direkt e, bölgeye vermiş olur. Dediğiniz gibi tabi tamamen kremler kırışıklıkları ortadan yok Ka etmez. Mezoterapi bu konuda daha başarılı. Evet yani onun için de gerçekten tabii. bir işlem yaptırmak istiyorsak... E... ...enjekte edilen işlemlerle... ...sonuç bekleyelim. Hani bir kremi alıp da... ...işte bir hafta, on gün, bir ay... ...iki ay düzenli kullandığımız zaman... ...hani çoğu hanım mucizeler bekliyor. Kozmetik sektöründe de... ...kimse yanlış anlamasın... ...kremler de çok ucuz değil. Yani ben kreme... ...o kadar para vereceğime... ...şey tercih ediyorum... ...mezoterapi, işte lifting, vitamin yaptırmayı... ...tercih ediyorum. Sonuçta... ...kremler markalarına göre... Servet değerinde ben biraz daha eczane ürünleri kullanıyorum nemlendirmede cildimi. O ne kadar doğru? Yani bence en doğrusunu yapıyorsunuz. Ad, yani, eczane yani, ürünleri biraz daha hem tedavi edici ürünlerdir. hem alerjik e, reaksiyonları ortadan kaldırıyor. Yani e, sizin yaptığınız en doğrusu. Çok bilinçli bir tüketicisiniz o açıdan tebrik ederim. Çok Çünkü, meraklı bir tüketiciyim. Ama bilinçlisiniz yani. Şimdi internette fenomenlerin sattığı içinde ne olduğu belli evet, olmayan evet. kremleri tüketmek Denedim yerine bir sefer. kremleri tüketmek yerine eczaneden alınan kremler çok çok daha sağlıklı. Çok ünlü bir fenomenin C vitaminini çok reklamını yapıyorlardı. Çok merak ettim dayanamadım aldım. İki gün bütün cildim kıpkırmızı kabardı. Çünkü çok fazla C vitamini sanırım anladım ki yüzüme zarar dokunuyor veriyor. zarar veriyor. Tabii ki birçok testten geçmesi lazım kullanılan kremlerin bu açıdan Kesinlikle. da. Bu açıdan da test edilmiş, onaylanmış kremlerin alınması en iyisi. Hani daha çok biz de danışanlarımızdan görüyoruz hekim olarak geldikleri zaman krem kullanan ve yan etki gören çok kişi oluyor. Sizin dediğiniz gibi kızarıklık evet. ya da kozmetik aknesi diye bir durum var. Sivilcelenmeye sebep oluyor. Danışana soruyoruz, medikal yani hastamıza soruyoruz. Ne kullandınız? Çıkarıyor bir krem, gösteriyor evet. işte. Baktığımız zaman yani hani biz eczaneden alınmamış, fenomenden görülmüş, alınmış bir krem. Estetikle alakalı aslında o kadar çok konuşacak şey var ama Aynen. biz ayrılan sürenin sonuna çok geldik. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bir başka yayında inşallah çok tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Görüşmek. Şimdi sırada çok kıymetli bir konuğum var. Sizler onu e, ekranlardan yakınen de tanıyorsunuz. Mücevher ihracatçısı sevgili Murat Malik'le altın piyasasıyla ilgili çok değerli bilgiler verecek kısa bir tanıtımın ardından buradayız. Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? Kuyumcuda altın fiyatları neden farklı? Türkiye'deki mücevher endüstrisinde İstanbul'un rolü ne? Mücevher sektöründe yaşanan gelişmeleri mücevher ihracatçısı Murat Malik anlatacak. Az sonra. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun sizi görüp daha iyi olduk. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Heyecanlıydım. Heyecanımı böyle böyle dakikalar ilerledikçe atmaya başladım. Ne kadar meraklı olduğumuz bir sektörle geldiniz. Hani biz kadınlar için. Evet. Mücevher. Evet. Altın fiyatları nereye gidiyor? Altın fiyatları bayağı yükseldi. Altın daha da Altın yatırımım da yok bu arada. Öyle mi? Yok. çok Niye acaba? Bir önce başlamanız gerekiyor. Gayrimenkulcuyum ya ben ondan yani bizim sektörel sektör. olarak gayrimenkulcu evet. olduğum için herhalde işim gereği arsa yatırımındayım. Bizim sektörde şöyle ilginç bir döngü var daha doğrusu piyasada. Ee, bizim sektörde parayı bulan emlağa giriyor, lüks konut dikiyor. Lüks konutlarda da parayı bulan kuyumcu oluyor. Öyle güzel, ilginç bir güzel döngü bir var. denklenmiş. Evet. <laughs> e, vallahi 14 yıldır sektördeyim. Gayrimenkulden kuyumculuğa geçmeyi veya inşaat sektörüne geçip müteahhit olmayı planlamıyorum. Peki peki sizin için Altın e, nereye gidiyor dedim. Size göre yatırım amaçları, araçları neler olmalı? Çünkü siz şimdi altın piyasasındasınız. Evet. Daha çok sizin için yatırım herhalde altın olmalı diye düşünüyorsunuz. Benim alışkın olduğum sektör altın olduğu için öyle. Çünkü emlak sektörü çok kıymetli ve karlı bir sektör olmasına rağmen e, daha statik bir sektör olduğu için ben evet. daha mobilize yatırımları tercih ediyorum. Altında bunun için gayet biçilmiş kaftan. Hatta 30 yıldır ben de sektörün içerisindeyim. Alışkın olduğum bir durum. Peki şu anda sadece sizin için altın mı yoksa hangi yatırımlar ön planda? Yatırım amaçlı konuşuyorsak tabii ki altın. Çünkü altın insanoğlunun tarihinden beri var olan bir şey ve bizim coğrafyamızın, kültürümüzün de önemli bir unsur, ayrılmaz bir parçası. Ben de her zaman altında böyle de gider. Altında zaten son yıllarda böyle çok ciddi bir çıkış grafiği evet. yaşanıyor değil mi? Bu daha ne kadar sürer sizce? Daha bayağı da sürecek. Yani ee, hala, muyum? hala altın yani bir öngörünüz varsa Öngörüm, yatırım tavsiyesi değil burada anlattıklarımız tamamen bizim kendi öngörülerimiz. Evet Hı? öngörü olarak zaten 2100'ü öngörüyorduk. E, rakam Geldi olarak. zaten Geldi orayı zaten. gördü. Bizim tahminimiz... Buraları kırar mı? Rahat rahat kırar. Ha, yani, yani o zaman yine diyoruz yatırım tavsiyesi hala altın alınabilir Evet. Bir dönemdeyiz yani altına yatırım yapabiliriz. Peki döviz yatırımları e, ne durumda? Onlar da ön planda mı ya da altınla kıyaslayınca hangisi daha çok talep görüyor? Döviz yatırımı derken orada bir kavram karmaşası oluyor. Döviz e, devletlerin kendi masraflarını giderlerini karşılamak için çıkardıkları bir para bir birimi. birimi e, evet. Kağıtları yani. Yani döviz e, birilerinin aksına aslında bir yatırım değildir. ha bir e, stepne, bir araç doğru ama bir yatırım olarak görmüyorum ben döviz ama altın bir yatırımdır. Gayrimenkul bir yatırımdır. Ama altın, döviz bir yatırım değildir. E, altın Bana göre. Altın zaten yüzyıllardır e, süre gelen bir yatırım evet. aracı. E, savaş çıktığı zaman döviziniz olması hiçbir anlam ifade etmiyor ama evet. altınınız varsa çok kıymetli. Evet, her zaman takas edebilirsiniz. Evet. Her zaman akre çevirebilirsiniz. Her zaman işe yer bir şeyle değiştirebilirsiniz. Altın öyle bir ama e, işte biz Türk özelliği olarak Böyle dövize de bir şeyimiz var, sempatimiz var. Evet. Yani kenarda bir döviz tutmayı seviyoruz. Evet. Ama tabii son yıllarda altının grafiğinden dolayı altın yatırımı da ben de kendi çevremde altın yatırımı yapan çok görüyorum. Evet. Ee, mücevher alanında bir hedefiniz var mı? Hedefleriniz nereye doğru gidiyor? Mücevher alanında sektör olarak konuşabilirim. Zaten e, biz yaklaşık geçen sene... E, yan sektörlerle beraber, yan ihracatla beraber toplamda 17 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik sektör olarak. Ve karlılık olarak baktığımızda bizim sektörümüz diğer tüm muadiller arasında açık ara ön planda. 1 kilo altından ortalama olarak 5 bin dolar kar elde edebilirsiniz. Bu başka hiçbir sektörde yok. Sadece altın bazı diyorum. Hani mücevher kastetmiyorum. Hani pırlantayı kastetmiyorum. pırlantada bu 10-15 bin doları buluyor. Yani planta zaten alırken çok Evet para satarken, satarken ortalama dört deferine gidiyor. Ortalama gider. bir zarara giriyorsunuz. Peki mücevher sektöründe İstanbul'un rolü ne? Çünkü İstanbul çok büyük ve bir şey. Mücevher şehir. sektöründe sadece Türkiye değil, İstanbul'un rolü dünya çapında olan bir rol. Biz bu konuda dünyada ilk üç arasındayız. O kadar. O kadar. Yani Hindistan Hiç bilmediğimiz var. Bilmediğimiz bir sektör olduğu İtalya var, biz varız baktığımızda. Hindistan mı? Evet. Çok Onlar e, nüfusu oranla 21 22 kere altını sevdikleri için ona Aa, göre bir üretimleri, evet. tüketimleri var. Ancak biz üretim bazlı baktığımızda dünyada ilk üçteyiz. Ay siz öyle deyince şimdi Hindistan deyince birdenbire Hint filmleri gözümün önüne geldi. <laughs> Onun için o kadar takıp takıştırıyorlar her yerlerine Onların da bir altın kültürü var evet. Peki bu üretilen mücevherler uluslararası pazarda Nasıl satılır ve dağıtılır? Ağırlıklı olarak e, fuarlarda e, biz dünyadaki bütün büyük fuarlara katılıyoruz. Artı bizim mücevher birliğimizle bu konuda e, devletimizle beraber ortak bir çalışma içerisinde bütün bu fuarları teşvik etip fansa ediyor. de geri dönüşüm var ağırlıklı olaraktan. E, ve tüm dünyaya hitap ediyoruz. Zaten bir yurt dışı mesela Hong Kong, Amerika e, vesaire gibi büyük fuarlara gitmek e, sizi bir anda uluslararası şampiyonlar ligine taşıyor. Öyle Aha, bir avantajı var. Ben mesela kendi adıma konuşuyorum. Ben Avrupa'yla çalışıyorum. Örneğin bizde Dubai'ye ortaya çok fazla mal gönderilir ama kar marjı çok düşüktür. Ama benim aynı örneği veriyorum. 1 kilo Dubai'ye altın satacağına pardon 10 kilo altın satacağın Dubai'ye 1 kilo Avrupa'ya sat daha fazla kar elde ediyorsun. Neden öyle? Çünkü... Neden e, değişkenlik gösteriyor rakamlar? ortada olduğu için onların altın kültürü daha fazla. Ona göre daha fazla eğilim var, daha fazla satış var. Ancak Avrupa'da e, o kadar altın e, kültürü olmamakla beraber artık onlar da ekonomik krizler, pandemi vesaire derken, savaşlar maalesef derken, onlar da altın önemini yavaş yavaş keşfediyorlar. Dolayısıyla altına yöneliyorlar. Artık orada ciddi de bir göçmen nüfusu var Avrupa'da. Onun da büyük etkisi var e, altına yönelmelerinde. Zaten ben de mesela Az gidilen yerlere gidiyorum çünkü az gidilen yerler her zaman kar marjı daha fazladır. Örneğin Bakir İsveç, bölgeler diyoruz yani. Örneğin İsveç, örneğin Danimarka, şimdi Finlandiya var e, gündemde kısmesi. Artı diğer yerler var, Portekiz var, İspanya var vesaire. Peki e, işiniz gereği yurt dışına çok seyahatleriniz oluyor. E, diğer ülkelerde mücevher sektörü ne durumda? Her ülkenin kendisine göre bir e, mücevher arzı var, bir skalası var. E, dediğim gibi ben Avrupa Arka çalıştığım için onlar daha böyle ince, narin, çıtır tabir ettiğimiz ürünleri tercih ediyorlar. Biz de onlara göre üretim yapıyoruz. Ben şeyi çok merak ediyorum ya Murat Bey. Böyle zaman zaman altın fuarları oluyor ya. Evet. O altın fuarlarında işte kampanyalar oluyor. E, i̇şte gelip kuyumcuda e, aldığımız bir seti farazi atıyorum evet. şimdi ben rakamı. İşte 30-40 bin liraya alırken Orada çok daha uygun rakamı alıyoruz. Sebebi ne? Yani orada kar marjı nasıl birdenbire o kadar düşüyor? E, toptan fiyatına verdikleri için genelde e, öyle oluyor. Bir de stok çalışması yapıp Stok eritmesi için de daha uygun fiyatı veriyor Fuarda O zaman sadece toptan mı satış yapılıyor? Tabii. Yani şahıslar <laughs> gelip fuarda alışveriş yapamıyorlar o zaman. O fuarına göre değişiyor. Mesela İstanbul fuarında genelde, Perakend satışta vardır genelde e, duruma göre ama normal toptan ağırlıklıdır. Evet. Yani e, fuara gelen bir insan, girdiğim müşteri bir tane yüzük e, satmakla uğraşmaz. Çünkü yurt dışından evet. gelen müşteriye en az 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo e, sipariş yazmaya çalışır. Fuarın amacı o zaten. Aa, tamam ben çok merak ediyordum bunu. Çünkü bazen ana haber bültenlerine çıkıyor evet. işte altın fuarı açıldı işte. Tek taşı burada evet. şu rakama çok daha uyguna buluyorsunuz. Çok daha yeni evlenecekler için işte evet. tavsiye ediyorlar. Neden diye merak ediyordum. Ama tam yani. bir görsel şovdur. Mutlaka gidilmesi gerekir. Hiç gitmedim ama... E... Yakınlarda Mart'ta fuarımız var bekleriz. Tamam haberim olsun. E, mutlaka Sena'da, gerçekten ziyaret evet. etmek isterim. Peki bir de kuyumcularda altın fiyatları neden farklı? Yani neden farklılık gösteriyor? Ürüne göre değişir o. Yani e, tek taş mı, zirkonlu mu, pırlantalı mı yoksa işçilikle mi bunu işçilikle e, fark eder. Bir de şöyle bir durum var. Kapalı çarşıdan uzaklaştıkça e, fiyat makası artar. Bu kaçınılmaz kapalı gerçek. Kapalı çarşı daha mı uygun oluyor? Tabii ki. Çünkü irili evet. ufaklı 3000'den fazla firma var kapalı çarşıda. Bir Birçok üretici var. Rekabetin rekabet bu kadar var yani. e, tabii ki yoğun olduğu bir yerde fiyatlarda eee minimalize oluyor doğal olarak da. Peki ben e, yine aynı konuya geleceğim. E, özellikle birikim yapmak için tavsiye edeceğiniz ne altın mı almalı döviz mi almalı altın Bana sorsalar bu soruyu siz altın diyorsunuz bana da sorsalar evet mücevher sektöründe <laughs> altın alınabilir son yıllarda ama gümüşü de göz ardı etmemek gerekiyor tabii ki mi gerekiyor? gümüşün çünkü kar gümüş, marjı daha fazla baktığınızda gümüş da gümüş çok ciddi kazançlar verdi son yıllarda ben böyle gümüşü bir ufaktan evet. takip ettim arada bir ufak gümüş <laughs> alsat yaptığım da oldu. Star. O yüzden soruyorum. Gümüş için de hala beklentiler var. Sizce evet. gümüşle alakalı ne dersiniz? Ya gümüş benim biraz uzak olduğum bir konu. O konuda ayrı bir kategori. O konuda çalışan yavru arkadaşlarımız var. E, gümüşün hamalla biraz daha fazla baktığımızda. Evet. E, bir de çabuk oksileden bir ürün. Hani sık sık e, onu tekrar cilalatmanız gerekiyor. Bakıma göndermeniz gerekiyor. Bu altında yılda bir kere ise gümüşte e, yılda ortalama 3-4 defa ortalama olaraktan. Her ne kadar cilasa rodajı düzgün de yapılmış olsa ki normalde artık e, pırlanta modelli gümüşler çok fazla var biliyorsunuz. Model anlamında söylüyorum. Evet. Ama e, baktığımızda yatırım amaçlı olarak şöyle evet. ben kendi bakış açımı söylüyorum. Bir insanın başıca, başını sokacağı bir evi olursa bütçesine göre hadi yine durumu iyi diyelim bir ikinci ev aldı kendini ama geri kalan e, bir parası varsa da kazanabiliyorsa ona göre altına yönelmesi gerekiyor. Çünkü altın mobilizedir. Hareketli yatırımdır. Ve biz e, kendi sektörümden söylüyorum. Paraya Takla attırma. Kabliten sahip olduğumuz için hani e, gayrimenkulle bu konu kıyaslanmaz bile baktığımızda. Tamam, gayrimenkul bambaşka bir konu çünkü evet. e, bana da sorsalar yatırımla ilgili benim kendi sektörümle alakalı evet. şu anda konut stabil e, çok durduğu için evet. yani piyasalar herkesi arsa almaya yönlendiririm arsa çok daha mantıklı evet. bir yatırım aracı derim. Peki mesela şimdi ekranlarımız başında belki izleyenlerimiz e, arasında elinde bir miktar parası olup nasıl bir yatırım yapsam diye düşünenler vardır. Nasıl bir altın almalı? Hani bunun için soruyorum. Çünkü bir yatırım yaptınız, elinizde bir paranız var, o altını aldınız. Bozdururken hangi altını alırsam zarar etmem? Günümüz e, koşullarında gramlıklar. Çünkü gramlık 24 ayara tekabül ediyor. Diğer çeyrek ziynet eşyaları, onlar 22 ayardır aşağı yukarı. Onların da bir işçiliği vardır. Gerçi gramlıkta da var ama çok çok cüzi bir rakam. Hani 20 lira, 30 lira, 50 lira falan oynarlar. Yani çok fazla oynamıyor. Ee, ve bozdurduğunuzda normal o anki 24 ayar fiyatından bozduruyorsunuz. Dolayısıyla gramlık altınlar, hani e, 1 gramlık, 2,5 gramlık, 5 çarpanı devam ediyor bu. Bütçeye göre e, kesinlikle tavsiye ederim. Gram altın tavsiye ediyorsun An yani, evet. Hani o çeyrek yarım eski anneanne babaanne usulü çeyrek evet. yarım. Onlar e, Onlar de, tabii ki devam ediyor. Mesela bizim öyle kültürümüz var. Onlar da bozulurken zar zarar etmediğimiz Yok zarar altından. etmezsiniz ama gram altında daha fazla kar edersiniz. Çünkü 24 ay tekabül ediyor. Hepsi 24 ayar mı onların? Gramlık 24 ayar, 9.95. Bir de son yani. zamanlarda şeyler var. O... Kesme altınlar. Kesme altın, o ne? Ben onu çok algılayamadım. Kesme altınlar daha çok bizim çalıştığımız bir altın tarzı. Yani üretime çalıştığımız bir altın. Tarzı. O da çok revaçta. Ancak şöyle bir e, eleştiri geldi son zamanlarda. Kapalı çarşarcı, mesela Antalya, Konya, İzmir vesaire. Kesme altın üstüne damgası olmadığı için çenç yapabilirken sıkıntı olabiliyor dedi kuyumcu arkadaşlar. Ya da işte sahtesi olabiliyor vesaire dedi. Ee, buna tam katılmamakla beraber e, kesme altın bir de her yerde bulunabilen bir şey değil. Ama baktığınızda e, birebir nakitle eş değer. Ama o yüzden hani kolay ulaşılabilir ve e, sıkıntı yaşamadan, sorun yaşamadan, uğraşmadan e, nakit döndürebilmeniz için yine gramlık altın tavsiye ederim. Tabii bizim burada şu anda konuştuğumuz her şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Biz hmm. kendi aramızda sohbet evet. ediyoruz diyelim tamamen e, sektörel anlamda öngörülerimiz. Evet. Peki hangi ülkeler dünya genelinde mücevher ihracatında lider konumda ve neden? Mücevher ihracatında an itibariyle İtalya. Çünkü çok iyi bir e, fabrikasyon sistemleri var. E, artı Loz diye tabir ettiğimiz işte e, Free bile değerlendiriyorlar. E, dediğim gibi yine kapıştığımız e, rekabet anlamında Hindistan var ve Malezya var. Ancak bir sektör olarak bu konuda bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü kota geldi maalesef altın ithalatına ve kuyumculara. Evet. O bizi ciddi sıkıntıya soktu. Ve son 50 yılda elde ettiğimiz kazanımı yani hızla kaybetme eğilimindeyiz. Bunu çözüm bulmaya çalışıyoruz. Peki e, sektör olarak sizin de var mı? E, sizi koruyan bir kurum, hani dernek? Sesinizi duyurabileceğiniz. Tabii ki var. Tabii ki var da bizim işimiz sonuçta e, altın ithalatına bağlı olduğu için üretim ve ihracat yapmak için biz bu konuda Merkez Bankası ve Ekonomi Bakanlığı'na bağlıyız. E, bizim birlik başkanımız sağ olsun bu konuda yoğun da çalışmalar yapıyor. Ancak bürokrasiye takılıyoruz. Çünkü bürokrasi altına uzak olan e, bir e, kurum olduğu için derdimizi almakta zorlanıyoruz onlara son zamanlarda. E, ulaşabildiğimiz takdirde aynı ilmeği tekrar yakalarız. Hani konunun başında söyledim. Bir kilo altına yaklaşık 5 bin dolar kar elde edebiliyoruz altın üründen. E, bu Türkiye'de başka hiçbir ihaca sektöründe yok. Yani Türkiye'nin tüm toplam gayri safi milli hastasını toplayın, ihacata bölün, e, kişi başı aşağı yukarı 25 dolar düşüyor. 5 bin dolar nerede, 25 dolar nerede? Kesinlikle. Evet. Yani orada e, daha rasyona bakmak gerekiyor. Vallahi verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Altın sektöründe de bayağı bir bilgi edindik sayenizde. Teşekkürler. Ayağında ben teşekkür ederim. sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Umarım sağ olun. Şimdi e, ekranlara gelecek olan konuğum maddi hasarlı trafik kazasında tazminat haklarımız neler? Hangi durumlarda araç değer kay kaygı kaybı alırız? Ya da sigorta uzmanı Ay çok özür dilerim ben karıştırdım. Sigorta uzmanı bir olaksa e, canlı yayına davet ediyorum. Maddi hasarlı trafik kazasında tazminat haklarımız neler? Araç değer kaybı nasıl alınır? %50 kusurda araç değer kaybı alınabilir mi? Araç değer kaybı alma şartlarını sigorta uzmanı Birol Aksak anlatacak az sonra. Birol Bey hoş geldiniz. Sanırım ederim, programın başladım. sonuna doğru benim en heyecanlı olduğum yere denk geldiniz. Nefes, o yüzden arız, şanslı mısınız? Siz de mi heyecanlısınız? <laughs> evet. O yüzden o, o zaman iki tane heyecanlı programı bakalım nasıl götüreceğiz. Ee, tekrar özür dilerim. Arada bir canlı yayın işte olabiliyor böyle şeyler. Ee, sigorta herkesin ilgi alanına giren bir şey. Çünkü sonuçta herkesin bir aracı var, herkesin bir evi var. Bir şekilde sigorta ettiriyoruz. ama bizim uzmanlık alanımız sanırım araçla ilgili Türkiye'de evet. günlük ortalama 4000 trafik kazası oluyormuş. Maddi hasarlı trafik kazası sonrası sigortadan ne gibi tazminat haklarımız var? Ee, şöyle kişi kazaya karıştığında aracıyla bir takım ee, sıkıntılar yaşayabiliyor. Nasıl sıkıntılar? Aracında işte... Hasarlar oluşuyor. Allah göstermesin kaza sonrası kişide de yaralanmalar olabiliyor. ama çok... de sonuçlanabiliyor. Evet hiç söylemek bile istemedi ama. Allah korusun. Allah korusun. Ee, ama maalesef kazalar hayatımızın içerisinde özellikle büyükşehir İstanbul'da çok daha fazla e, kaza görebiliyoruz. Ee, bizim konumuz bugün şu olacak. Ee, araçlardaki o hasarları, araçlardaki o değer kaybını konuşacağız. Şöyle kişilerin e, kaza sonrasında araçlarında oluşan hasarları zaten karşı tarafın sigortasından veya kendi kaskosu varsa oradan sağlayabiliyorlar. Ee, bir de değer kaybı konusu var ki e, kişi eğer kusur oranı %50 ya da üzerinde ise kendi aracıyla alakalı o piyasada oluşan değerinin kaybını karşı tarafın sigortasından tahsil edebilecek. Öyle bir durum da var. Aa, peki değer kaybı nedir? Tam ee, anlamıyla hani e, ekran başındakilerin anlayabileceği şekilde. E, kısaca şöyle özetlemek gerekirse değer kaybı şudur. E, aracınızla demin de söylediğim bir kazaya karıştık. Karıştığımız kaza sonrası aracımızda bir hasar oluştu. Daha sonra bu aracı satmak istediğimizde e, aracın değerinden bir miktar aşağıda satabiliyoruz. E, evet. Çünkü kaza, kazalı oluyor. E, tramer işlemiş oluyor gibi. Tramer kaydı konuda. dediğimiz evet, şey. Evet tam da tramer kaydı dediğimiz konu. <laughs> evet. E, tramer kaydına da bu işlediğinde aracı satmak istediğinizde satın alacak kişi zaten aracın mevcut piyasadaki orijinal değerini vermiyor. Siz de zaten aynı değeri satamıyorsunuz. E, aracınızda malumunuz bir değer kaybı oluşuyor. İşte arada oluşan bu değer kaybı e, tahsil edilebilecek bir değer kaybı. Peki bu değer kaybı almanın şartları nelerdir? E, şöyle kişi Kazaya karıştığında oluşan hasarla alakalı, tramere işleyen hasarla alakalı değer kaybı alıyor. Değer kaybı bu demiştik. Ee, i̇ki yıl içerisinde eğer bir uzman ekibe başvurursa oradan değer kaybını alabiliyor. Ve aracında pert kaydı olmaması gerekiyor. Yani aracı daha, daha önce perte PERT e çıkmamış olması tabii, gerekiyor. Perte çıkmışsa zaten pertle alakalı ilgili bedellerini zaten zamanında almıştır. Ee, bunlar olmaması gerekiyor. İki yıldan önce başvurması gerekiyor. Peki değer kaybı almak için e, aracın yaşının bir önemi var mı? Aslına bakarsanız yaşın hiçbir önemi yok ama şu değişiklikler gösterebiliyor. 20 yaşında bir araç varsayalım. 20 senedir araç sizde olmayabilir. Sizden önce kullanıcılar acaba araçla alakalı ilgili değer kayıplarını aldı mı, kazaya karıştı mı, parçalar değişti mi gibi engeller çıkabiliyor karşımıza. Ama yine de ilgili değer kaybı rakamı tam yüksek olmasa da alınabiliyor evet. Bu değer kaybını almak için nereye başvuruyoruz ve bunun bir süresi var mı? Tabii süresi var. Ee, şöyle sigorta şirketlerine başvuruluyor. Ancak bununla ilgilenen uzman arkadaşlar var. Onlar da bu sigorta şirketlerine sizin yerlerinize, sizin bizim yerimize başvurabiliyor. Ee, süresi de şöyle. İlk 15 gün içerisinde zaten sigorta şirketleri buna geri dönüş yapıyorlar. Ee, 15 günden sonra bir sigorta tahkim komisyonu var. Oraya iletiliyor. Orada da hakemin bir süresi var. 4 ay. Ee, max bu kadar süre içerisinde e, sorun çözülüyor. 4 ay yine ciddi bir süreymiş. Tam 4 ayda alınmıyor aslında. Yani oradaki hakemin süresi 4 ay daha kısa sürede ha, çözülebiliyor. Ama mutlaka daha erken de cevap veriyorlar. Tabii de. Peki araçta oluşan değer kaybı neye göre nasıl hesaplanıyor? Ee, eskiden bunun bir tablosu vardı. Artık öyle bir tablosu yok. Şimdi hesaplanan tek yöntem şu. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi... E, ...aracınızda oluşan o tramer kaydı ile ilgili aracınızda bir... E, ...fiyat düşmesi oldu diyelim. 50 bin lira, 100 bin lira civarında bir fiyat düştü. Aracınızı satarken siz artık... İlgili fiyata değil de 50 ila 100 bin lira altında satacaksınız. Tramer kaydına göre bir satış aslında oluyor değil mi? Çünkü biz de e, ilan portallarında araç bakarken açıklama kısmında bunu belirtiyorlar. işte e, hasar kaydı vardır, tramer kaydı şu kadardır diye. Hı hı. Bir de ağır hasar kayıtlı olanlar var. Onlar sanırım başka bir şey değil mi? E, aşağı yukarı Daha. onlar da aynı. Yani ağır da olsa hasar kaydı pert değilse eğer. Ağır da olsa hasar kaydı yine bir hasar kaydı oluşmuş oluyor. Değer Değerini kaybını kişi... daha çok düşürüyor. Aynen o internette diğer taraftan düşünelim. O ilanı çıkan arkadaş ağır hasarla alakalı değer kaybını almış olabilir. E, aldıysa aracını ilgili fiyata değil de 1 milyon 200'e değil de 1 milyona satıyordur. Aradaki o fiyat farkını düşüyor. Evet. Ee, kaza yaptık diyelim. Kaza sonrasında değer kaybı için gerekli yerlere de müracaatları yaptık. Hı -hı. O geri ödemeyi ne kadar zamanda ne zaman alabiliyoruz? Ee, geri ödemeyi ilk 15 gün içerisinde alınıyor. İlk ödeme alınıyor ilk 15 gün içerisinde. Ee, daha sonra konu sigorta tahkim komisyonuna taşınıp burada da o hakemin süresi olan 4 ay zaman içerisinde alınıyor. Ha geri kalan e, şey ödemeler parça parça oluyor o zaman. Bir kalemde e, evet, bir, ödenmiyor. Kalemde, bir kalemde alınamayabiliyor, doğru. Peki değer başvurusu için e, yani o kazayı yaptık değer başvurusu yapacağız. Bunun için ne gibi evraklar kullanılıyor? Neler bu evraklar? Tam olarak kaza yaptığımızda kullandığımız evraklar aslına bakarsanız. O şey mi? Kaza zaptı tutuyoruz. Evet. Sadece o yeterli oluyor mu? Sadece o değil ama o da lazım. O trafik kaza tutanakları. Bunun mobilleri de var biliyorsunuz. Aha, evet. E, trafik kaza tutanağı efendim söyleyeyim o ilgili görseller e, sigorta şirketlerinin evrakları sigorta evrakları ve aracın ruhsatı bunlar olması yeterli. Bunlarla zaten gerekli başvuruları gerekli yerlere yapılabiliyor. Bir şey de merak ettim. Mesela eskiden kaza yapıldığı zaman e, kimse bu tutmazdı, o tutanakları doldurmazdık. Hı hı. Polis çağırırdık, polisi beklerdik. Polisin tuttuğu tutanaktı asıl olan, kabul olan. Şimdi durum öyle değil. E, polis evet. çağırmadan da e, doldurulan tutanaklar değer kaybı için başvurumuza engel mi? Ya da o değer kaybımızı almamıza engel mi? Hayır değil. E, polis de yine çağrılabiliyor. Polis çağrılmadan da o matbu evrak olan trafik kaza tutanakları düzenlenip e, onlar sunulabiliyor. Değer kaybı almak için yine yani engel değil alım engel ben değil. Tamam, tabii ben tabii. onu kendim aslında merak ediyordum çok çünkü eskiden eski usul öyle alışmıştık. Hı hı. Burada da yaşımız mı ortaya çıktı? Ee, diyelim ki yüzde elli kusurum var hı hı. değer kaybı için başvurdum yine de değer kaybı alabiliyor muyum? Tabii ki alabiliyorsunuz. Yani kusurunuzun yüzde elli ve altında olması yani e, siz haklı olmalısınız. Karşı tarafın sonuçta sigortasından Peki, almama. Oranım ne? Ee, ne kadar olanınız... kusurlu olursam değer kaybı almayabilirim. Ha evet bu daha güzel daha doğru evet. bir soru oldu. Yüzde %50'nin altındaysa eğer kusurunuz yani sizin arabanızı artık siz yaptırmak durumundaysanız doğal olarak bununla ilgili bir değer kaybı alınamıyor. Alınamıyor. Yani hmm. %50 ve kusurlu %50 ve üstü kusurlu ve üstü. olmak gerekiyor. Kusursuz. Kusursuz da olmak Kusursuz gerekiyor olmuyor. çok pardon. Yani kusurunuz sizin düşük oranda olmalı. Yani kusurlu olan taraf sizseniz eğer Zaten aracınızı da kendiniz yaptırıyorsunuz. Peki bu değer kaybını almak için aracın kilometresiyle ilgili bir bir şey var mı? Yani aracın kilometresi bunu etkiliyor mu? Etkilemiyor. Aracın kilometresi ya da yaşı etkilemiyor. Çok eskiyse kilometresi, yaşı da eski olabilir haliyle. O sürede de biraz önce söylediğimiz hani şu... Aracı işte sizden önce bir başkası da kullanmış olabilir. Onlar belki değer kaybını aldı. Parçalar değişti. Değişen parçayla alakalı yeniden e, sigorta şirketi bir değer kaybı ödemez. Ama, ama değişmeyen parçayla alakalı olur. Ama şimdi işte bir araç alırken hani e, bir oto ekspere sokuyoruz sanırım. Zaten orada değişen parça, daha önceki kazası onlar bir şekilde çıkıyor. Doğru. E, bu da yeni yapılacak sigortayı, kaskoyu etkiliyor mu? Yok, Etkili etkilemiyor. etkilemiyor mu? Yok etkilemiyor. Yani şöyle sizin aslında sigorta yaptırırken ki kısımda e, sigorta bedelinizi, ödeyeceğiniz sigorta bedelini söylüyorum. E, orayı sizin ehliyet süreniz, aracınızın yaşı gibi kurgular etkiliyor doğru. Ama değer kaybı konusunda bunların e, sigorta yaptırdığınız aşamada bir etkisi yok. Aracınızın e, kaza yaptığınızı varsayıyorum sizin. 2 yıl içerisinde de bu süre zarfında bahsediyorum yani 2024 yılındayız. 2022'de yaptığınız kazayı böyle bir değer kaybından haberiniz yoktu. A değer kaybı alabiliyormuşum dediğinizde o iki miracan yıl içerisinde müracaat edebiliyorsunuz. Evet. Yani Aa. bugün yaptığınız kaza 2026'ya kadar bile başvurabiliyorsunuz. Aa, o kadar bir hemen süre var. Gün, evet, hemen ertesi gün başvurmak zorunda değilsiniz. Peki değer kaybı için başvuruyu yaptım ama değer kaybı için başvuruyu yaptıktan sonra bir ödeme alamadım. Hmm. Bunun için nerelere başvurmam gerekiyor? Yani ee, orada da bir artık hukuki bir süreç var gibi görünüyor. Tabii bir hukuki süreç var. Gerçekten haklılığınıza inanıyorsanız evet değer kaybı için hukuki bir süreç başlatılabilir. Ama orada da tutulan o tutanak veya polis tuttu varsayalım o tutanağı. Polisin orada yaptığı yorum, eksperin sizin için belirlediği kusur oranınız bunlar çok önemli. Yani siz eğer kazada kusurluysanız eksper de bunu beyan ettiyse yeniden bunu hukuka taşıdığınızda haklınızı kanıtlayacak deliller Kusurdan... olması gerekiyor kusurlan kasıtlar şey mi acaba ben orada öyle algılıyorum. Buyurun. Alkol mü? Evet, Alkollü ise zaten hiçbir şekilde değer kaybı alınamıyor diye biliyorum. Ee, Alkolün dışında ne gibi kusurlar? Şöyle kusur şöyle diyelim. Diyelim bir kazaya şöyle karıştınız. Önde araç ilerliyor. Siz de arkadan. araca arkadan vurdunuz. Burada kim kusurlu? Hep arkadan vuran kusurlu değil mi? Aynen öyle. Ha, Eğer size gibi. arkadan biri vurduysa zaten orada siz kusurlu değilsiniz. Doğal olarak e, sizin değer kaybınızı her halükarda alabiliyorsunuz. Ya ama bu da şey değil mi biraz e, çok göreceli bir bakış açısı olacak ama arkadan vuran hani her zaman kabahatli, e, kusurlu diyoruz ama... ...öndeki kişinin de ani önünde oluşabilen bir risk nedeniyle frene basmış olması, durmuş olması burayı etkilemiyor mu? Yani sonucu değiştirmiyor mu? E, şöyle değiştiriyor, yani trafik kurallarına göre kişinin e, durmak ya da duraklamak yasak olan yollarda yani otoyollarda eğer... Lüzumsuz bir yere durduysa uyarı levhalarında koymadıysa bir araç gelip ona vurduysa evet bu trafik kurallarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Ama onun dışında arkadan vurulduysa eğer maalesef arkadan vuran kusurlu taraf oluyor. Tamam yani o zaman lütfen trafikte dikkat edin ne olursa mesafeyi olsun korumak mesafeyi lazım, yani. koruyun. Tabii ki canımız için de hayatımız için de çok önemli bir şey trafik kurallarına uyarak ilerleyelim. Ee, ben kendi adıma da bir şey sorayım. Araç tabii. alırken e, mesela diyelim ki hasarlı bir araç aldınız. Burada e, kasko bedelleri mi değişiyor? Ee, evet yaptıracağınız kasko bedeli, sigorta bedeli gibi şeyler. Ha, hem nelere aracın... dikkat edelim diye soracaktım aslında. Sanırım ağır hasarlı veya çok hasarlı bir şey aldığınızda araç aldığınızda değişiyor rakamlar kasko bedelleri. Tabii tabii kasko ve sigorta bedelleri buna göre değişkenlik gösteriyor. O zaman sevgili seyirciler. Buna da dikkat edelim lütfen. Çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz bilgiler için. Bir reklam arası veriyoruz ve ardından Filiz Karataş'la bu cumartesi tekrar devam ediyor. Birol Bey, ben bir kaza yaptım. Bundan sonrasında sigortadan değer kaybımı da aldım. Her türlü aracın onarımı da yapıldı. Bundan sonrasında süreci nasıl ilerlediğini, nasıl sonuçlandığını tekrar sizden ekran başındaki seyircilerimiz için Şöyle bir toparlayarak alalım mı? Evet, kısaca özetleyelim. Ee, diyelim kazaya karıştık, evet. Kaza sonrasında karşı tarafın sigortası bizim aracımızın gerekli onarımlarının yaptığı ee, dosyalar düzenlendi. Biraz önce bahsettiğimiz sigorta ilgili evrakları, kaza tutanakları, resimler gibi ee, tamirciye gidildi. Tamirci ekspere paylaştı. Ee, eksper kusur oranlarını söyledi. Kusur oranında biz kusursuz çıktık diyelim. Ee, aracımızın tamiri tadilatı yapıldı. Orjinal, eski kullanılır haline geldi. Parça değişecekse değişti. Sonra bu konuyla ilgili uzmanlara e, evraklar paylaşılır. Çünkü e, biz bir kazaya karıştık. Kazada kusurumuz yok. Aracın bir değer kaybına uğradı. Bu değer kaybını ben nasıl alabilirim diye. Çünkü satarken aracın bir değeri düşecek. 1 milyona değil, 950'ye, 900'e satacak Kesinlikle. hatta belki. Kesinlikle. İlgili uzmanlar sizin yerinize, bizim yerimize girip bu kurumlara, sigorta tahkim komisyonuna, sigortalara başvuruları gerçekleştiriyor bu evraklarla. Bu başvuru sonrası sigorta ilk 15 gün içerisinde zaten konuya geri dönüş yapıyor. Daha sonra konu sigorta tahkim komisyonuna taşınıyor. Orada hakemler var bu konuyu inceleyen. O hakemler aracılığı ile de e, çok kısa bir sürede aslında çok da uzun sürmüyor. Öyle 5-6 ay, 7 ay, 8 ay gibi sürmüyor. Çok kısa bir sürede bu değer kaybı konusu e, bedeli belirleniyor. Rakam açıklanıyor. İlgili rakama yeni bir itirazımız yoksa e, rakam hesabımıza yatırılıyor. Peki o rakam e, şeyde değişiyor mu? Aracı perte çıkarttınız. aracınızın o günkü değerini ödüyorlar mı size? Evet, ya da yüzde kaçını ödüyor? Perte çıkarttığınızdaki konu çok farklı. Orada sigorta kurulum artık değer kaybı değil de. Yani aracınızın pert bedelini ödüyor. O da sigortada aracınız için kaç para yazdığı önemli. Anladım. <laughs> Yine verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. İlk yayınımdı. Ayaklarınıza sağlık. Bir daha görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ederim. Benim de ilk yayınımdı. <laughs> Filiz Karataş'la bu cumartesi sonuna geldik. Yine çok heyecanlıydım. Haftaya birbirinden kıymetli konuklarımla tekrar karşınızda olacağım. İyi insanlara denk gelmeniz dileğiyle mutlu hafta sonları diliyorum.